İngilizceniz güzel. Gazinomda çalışabilirsiniz. Kısa zamanda bir yıldız olmanız mümkün. Demek alındık işe. Yok, yalnız siz. Müzisyene ihtiyacımız yok. Fatma alınmazsa ben de çalışmam. Çocukluk etme Zeynep. Birbirimizden başka kimsemiz yok. Konservatuvarda beraberdik. Yıllarca aynı çileyi çektik. Birlikte iş bulana kadar bekleriz. İyi düşünün. Gecede 150 lira veriyorum. Başlangıç için yüklü bir para. Para uğruna arkadaşımı yüzüstü bırakamam. Bu fırsatı kaçırma. Ben başka bir yerde de iş bulabilirim. Karşıma çıkan ilk fırsat için senden ayrılamam. Müsaadenizle. Durun. Bir fazla müzisyenle iflas etmez gazinom. Yani? İkinizi de işe alıyorum. Teşekkür ederim, çok iyisiniz. Adamlarındansın, plak şirketimizin büyük hissedarısın. Allah Allah, idare heyeti başkanısın, sayılı bir bestekarsın. Senin bu kötek düşkünlerini değil eve toplaman, selam bile vermemen lazım. Madem en yakın arkadaşının söylerim yüzüne. Haklısın, haklısın, haklısın. Ben de şaşıyorum yaptıklarıma. Yalnızsın da ondan. Doğru. Belki de bu hayata sarılışım yalnızlıktan kaçmak için. Hep hızlı, daha hızlı, daha hızlı yaşamak istiyorum. Jet pilotu olmalıymışsın sen Harun. Süratten bahsederken benim gibi bir otomobil yarışçısının karşısında toparlanmanız lazım gelir. Yok canım, herhalde benimle yarışamazsın. Hı? Kim demiş? Kilyos'a ilk varan 5000 liraya alır mı? Ha? İstersen 10.000 olsun. Aklınızı mı oynattınız? Bu kafayla yarışılır mı? Dünden beri içiyorsunuz. Doğru, haklısın. Ha, tabii. O mu haklı yoksa senin mi cesaretin yok? Lügatimde korku kelimesi yoktur. Halep oradaysa arabalar bahçede. Harun! İşlerin bu kadar iyi gideceği gelir miydi akla? Hala inanamıyorum. Ben de. Heyecanlı mısın? Galiba. Aslında sevinçten uçmam lazım bugün. Ama yüreğim daralıyor. Hiç böyle olmamıştı. Anlayamadığım bir his var içimde. Sanki bütün hayatım alt üst olacakmış gibi geliyor. Daha ne olsun, önümüzde para, şöhret, yepyeni bir istikbal var. Ay. Gel yavrum. Harun, telefonunu alınca hemen koştum. Nasıl oldu? Allah korudu. Birden viraj alınca yol ortasındaki çocuğu ezecektim az daha. Sonra? Ama bir kız çıkıp kurtardı onu. Ani fren yapmama rağmen bu sefer de kurtaran kıza çarptım. Ah.
Neredeyim? Hastanede. Ucuz atlatmışsınız. Sadece bir şok geçirdiniz. O da tabii bir şey. Verilmiş sadakanız varmış. Yoksa çok feci olabilirdi. Deniz var. Bir şey mi oldu? Bilmem. Birden gözlerim karardı. Hiçbir şey göremez oldum. Geçti şimdi. Çocuk ne oldu? Kurtuldu. Çocukla birlikte bir ailenin de mutluluğunu kurtardım. Aslında Allah korudu. Nasıl atıldım arabanın önüne ben de bilmiyorum. Yarışıyorlarmış. Kazayı yapan genç dışarıda. Senden özür dilemek istiyor. Çağırayım mı? Hayır. Başkalarının hayatını hiçe sayan mesuliyetsiz birini görmek istemem. Özürden önce insanlara kıymet vermesini öğrensin. Peki, söylerim. Boşuna beklemesin. Nasıl oldu? Kendine geldi, bir şey yok. İçeri girebilir miyim? Sizi görmek istemiyor, çok kızgın. Özür dileyeceğine başkalarının hayatına kıymet vermeyi öğrensin dedi. Verdiği dersi ömrümce unutmayacağımı söyleyin kendisine, müsaadenizle. Korkuyla dolu bir gün geçirdik. Sana bir şey olmadı ya. Zamanında fren yapmasaydı felaketti. Ne düşünüyorsun? Tuhaf bir his ama... bazı şeyleri olmadan, bazılarını da görmeden görür gibi oluyorum. Kazayı da sanki önceden hissetmiştim. Hatta kazayı yapanı bile. Yakışıklıydı, değil mi? Hem de nasıl. Kızların bir görüşte çarpılacağı tiplerden. Gözlerine bakamıyor insan. Çok renkli gözlerden değil mi? Uzun boylu, kumral, dalgalı saçlı, mağrur. Sen falcı olmalıymışsın. Neyse, bırakalım hayali de geç kalmayalım gazinoya. Daha elbise provası var. Doğru. Patron kıyafet ses kadar önemlidir demişti. Araba kazası beyindeki görme merkezini tahrip etmiş. Yani gözlerim açılmayacak mı? Gerçeği söylemek zor.
Durum maalesef pek parlak değil. Allah'tan umut kesmemek lazım. Her şey zamana ve paraya bağlı. Paraya mı? Evet, aşağı yukarı 50 bin lira lazım olabilir. 50 bin lira mı? Oh, onca parayı nereden bulabilirim ki? Hayatımca kör kalmak demektir bu. Fatma! Her biri 50 bini aşan baskılarımızdan başka, 100'er bini aşarak bir yıl içinde 7 altın plakla erişilmez bir rekor kırdık. Bir yanda 5,5 milyon lira kar, öte yanda başarılar. Bütün rakip firmaları ezip geçtik sayenizde. Bunda Harun Bey'in sanatçı ve bestekar oluşunun da rolünü unutmamanız gerekir. Övücü sözlerinize ve gösterdiğiniz sevgiye teşekkür ederim. Başarımı gösterdiğiniz sonsuz itimada ve yardımlarınıza borçluyum. Önümüzdeki çalışmalarımızda büyük aşamalar göstereceğimize inanıyorum. Bonjour. Baylar, yıllık rapor hakkında başka sorularınız yoksa toplantı bitti. Bugün İsviçre'ye gideceğimizi unuttun galiba Harun. Uçağı kaçırırsak yarışmaya yetişemeyiz. Senin için her gün bir uçak kaldırırım sevgilim. Beni o kadar çok mu seviyorsun? Seni evet. Aşk laflarına hayır. Sonu evliliğe gider diye çekiniyorsun. Ama korkma. Seni kaçırmamak için evlilik kelimesini sildim defterimden. Bir dakika Fatma. Nasılsınız teyzeciğim? Vallahi işte halimiz malum. Kiraları hatırlatacaktım. 5. ay oldu. Biraz daha müsaade etsin. Sen de haklısın. Başınıza felaket geldi ama beni de düşünmeniz lazım. Alacağım 3-5 kuruşa bakıyorum ben de. Sırtımda kaç boğaz olduğunu biliyorum. 4 tane yetimim var. Yoksa kira bile istemem sizden. Çok iyisiniz teyzeciğim. Zeynep olmasa çıkardım evden. Ama o zavallıcıkla nereye gidebilirim ki? Oldu olacak, biraz daha sabredin. Bir çaresine bakarım. İnşallah kızım, inşallah. Hoş geldin abla. Hoş bulduk Ayşe. Hadi sen git artık. Teşekkür ederim. Nasılsın şekerim? Nasıl olabilirim ki? Acıkmışsındır. Önce yemeği hazırlayayım. Yemek hazır. Lokmalar boğazımdan geçmiyor. Ha! Sen
Zor, çok zor. Bu duruma dayanamayacağım artık. Benim de bir iş yapmam, bir şey yapmam lazım. Aramızda sen ben olur mu? Yok. Yok tabii ama... Yuttuğum her lokmada senin yorgunluğunu, senin alın terin hissediyorum. Ne kadar sürer bu? Ömrün boyu ayağına bağ, sırtına yük olamam. Senin de bir hayatın var. Bunu da karartmaya hakkım yok. Çalışmalı, bir şeyler yapmalıyım. Ne olur beni anla. Sen de sabırlı ol Zeynep. Çiçeklerim, güzel çiçeklerim var. Çiçek. Çiçek. Çekil şuradan be. Bir dakika. Yavrum. Al bunu ablana ver. Abla, Bibe 100 lira verdi sana. Hala yatmadın mı? Çalıştım. Ne iş yaptın? Bana bir şey söylemedin. Çiçek satmak istedim. Sadaka verdiler. Bu gece baş okuyucu sarhoş gelince kıyamet koptu gazinoda. Patron kovdu. Ben bu mesleğin kralıyım. Şöhretler bana vız gelir. Onları ben yaratırım. Nereden olursa olsun bana güzel bir ses bulun yeter dedi. Bu ses neden sen olmayasın? Kör kör mü? Neden olmasın? Dünyanın her yerinde görmeyen bir sürü şarkıcı var. Hayır. Hayır yapamam. Farz et ki kabul etmedi. Ne kaybedersin? Herhalde avucuna sıkıştırılan 100 lira kadar üzmez seni. Peki. Deneyeceğim. Güzel, çok güzel. Gel bana kızım. Görmüyor. Kör bu kız. Gidelim Fatma. Ben sana söylemiştim olmayacağını. Götür beni buradan. İlkin ben de fark etmedim kör olduğunu. Sesi de öyle güzel ki. Bizim gibi başkaları da fark etmeyebilir. Durun. Görmüyorsun ama sesin kadar gözlerin de şahane. Gitarist haklı. Geceni gündüzüne katıp çalışırsan senin görmediğini hiçbir seyirci anlayamaz. Bu andan itibaren görmediğini unutacaksın. Aldım seni işe. Hayır. Hayır korkuyorum. Aklını kullanır, çalışırsan başarırsın. Alt tarafı sahneyi ezberleyeceksin. Girip çıkacağın yerleri belledikten sonra mesele yok. Bunun için de durmadan çalışacağız. Sen ve ben. Durmadan, durmadan, durmadan. Dikkat et. 5 adım sonra mikrofon. Dikkat, başla saymaya. 1, 2, 3, 4, 5... Bul mikrofonu. Başaracağız. Bütün mesele mikrofonu bulmakta. Mikrofon senin kılavuzun, radarın olacak.
Mikrofonun 5 adım ilerisi, 5 adım sağa, 5 adım solu. Hepsi bu. Bir gün gelecek, buna da ihtiyacın kalmayacak. Pırıl pırıl elbiseler, rengarenk ışıklar, göz kamaştırıcı güzelliğin ve ruhları dolduracak şahane sesin. Seni herkes böyle görecek. Sen bile unutacaksın görmediğini. Artık sevmeyeceğim, bütün kabahat benim. Ne kadar yalvarsan boş, ne kadar ağlasan boş, sana dönmeyeceğim. Artık sevmeyeceğim, bütün kabahat benim. Ne kadar ağlasan boş, sana döneceğim. Bitsin artık bu çile, çekemem bile bile. Sen ne söylersen söyle, bu hayat geçmez böyle, sana döneceğim. Artık sevmeyeceğim. Hayallerimi yıktın, benim ahımı aldın, benim ahımı aldın. Şimdi sen de yalnızsın. Bitsin artık bu çile, çekemem bile bile. Sen ne söylersen söyle, bu hayat geçmez böyle, sana dönmeyeceğim. Artık sevmeyeceğim. Bitsin artık bu çile, çekemem bile bile. Sen ne söylersen söyle, bu hayat geçmez böyle, sana dönmeyeceğim. Artık sevmeyeceğim. Artık sevmeyeceğim. Artık sevmeyeceğim. Dikkat et Harun, kızın gözleri büyüledi seni galiba. Evet, büyüledi.
Tam aradığım ses. Müthiş bir kadın, müthiş. Bir yerden de görmüşlüğüm var. Tanıyorum ama nereden? İlk çıkışı reklam edildiği kadar var. Bu kızın her plağı hadise yaratır. Masanızda başka kadın olduğunu unutuyorsunuz beyler. Evet, unuttuk. Çünkü gerçekten büyüleyici bir ses karşısındayız. Şahane bir kadın. Hakiki bir yıldız böyle olur, çarpar. Buldum nereden tanıdığımı. Arabanla çarptığım kız. Evet, o. Bir dakika. Sen misin Fatma? Hayır. Size ilk görüşte hayran olan bir yabancı. Dostluklar için çiçeklerden yardım beklenirmiş. Bütün salondakiler gibi beni de büyülediniz. Şaşkına döndüm ve yanınızda buldum kendimi. Şahane sesinizin ve eşsiz güzelliğinizin sihrinden kurtulmak kolay değil. Boşuna heyecanlanmayın. Sizi buraya getiren sahnedeki görünüşümdü. Gerçek yüzüm sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Aksine. Size yaklaşmak, göz göze gelmek insanın nefesini kesiyor. Bilmem hatırladınız mı? Sizinle bir defa daha karşılaşmıştık. Gerçi hoş bir karşılaşma değildi bu ama... Sustunuz. Evet, körüm. Az önce söylediğiniz kadar güzel de olsa kör bir kadını seyretmek hoş değil biliyorum. Bana baktığınızı hissettiğim gözlerinizdeki hayranlığın yerini şimdi merhamet aldı değil mi? Belki de pişmanlık. Hadi ne duruyorsunuz? Siz de başkaları gibi bir bahane bir yalan bulup gidin buradan. Alışığım. Hep böyle oluyor. Önce parlak iltifatlar, sonra kaçmak için bahane. Aslında bu nefretim size değil. Arabasıyla çarpıp beni kör eden o sorumsuz insana. Araba mı? Ne duruyorsunuz hala? Israrımı seyretmek zevk mi veriyor size? Gidin, gidin buradan. Yaptığım kazanın acı sonucunu değiştirmem için bana yardımcı olmalısınız. Ne yapabilirim ki? Bunları evimde daha etraflı konuşabiliriz. Mağrur kızdır. Kimseden yardım istemez. Hele sizden. Hayattaki en büyük düşmanısınız. Gelirseniz el birliğiyle dostluk ve iyilik kapılarını açmaya çalışırız, ha? Lütfen. Ne olur. Peki, gelirim. Teşekkürler. Sen misin Fatma? Evet. Az önce tuhaf bir şey oldu. Biri bu çiçekleri getirdi. Güzel şeyler söyledi. Sımsıcak bir sesi vardı. Garip, insanın içini ürperten bir ses. Çok heyecanlandım. Sonra kör olduğumu anladı. Şaşırıverdi. Söylediklerine pişman olmuşçasına sessizce gitti. Önemli olan bu gecenin alkışları. Başarın. Başarı da, alkışlar da bir yerde bitiyor Fatma. Ama kaderimdeki karanlığın sonu yok. Bunları hatırladıkça beni bu hale getirenden daha çok nefret ediyorum. O kaza olmasaydı
Bu çiçekleri getiren insan belki hayatımın erkeği olabilirdi. Bu bir erkeğe karşı duyduğum ilk heyecandı. Kalbim ilk defa başka duygularla çarptı. Belki de oydu sevebileceğim insan. Ama kaçtı. Gelmeden çok düşündüm. Zeynep başkalarının kendine acımalarından hoşlanmaz. Hele sizin merhametinizden. Ben acımıyor, vicdan borcumu ödemeye çalışıyorum. Eğer Harun bilseydi daha ilk günden koşardı yardıma. Öğrendiğim andan beri o suçun ağırlığı altında eziliyorum. Ne bağısına olursa olsun onu iyileştireceğim. Gerekirse dünyanın dört bucağından doktorlar getirtir, bu uğurda bütün servetimi harcayabilirim. Korkarım yardımınızı kabul etmeyecek. Dostlar, madalyonun arkasını unutmayalım. Her acının bir tatlı tarafı vardır ya. İstersek ruhu bile duymaz yardım edildiğini. Bugüne kadar bana sadece iki erkekten bahsetti. İkisini de ne görmüştü ne tanıyordu. İkisi de sizdiniz bu erkeklerin. Kaza günü de dün akşam da sordu. Sanki görmüşçesine tarif etti sizi. Etkilediniz onu. Ben de aynı etki altındaydım. Galiba beni ona iten vicdanım değil, duygularım. Bundan sonra benim için tek gaye var. O da Zeynep. Ya, her şeyde bir hayır vardır. İşte madalyonun tersi, kin ve aşk. Kin ve aşk. Kazara ben sizin gibi bir kıza aşık olsaydım, ne denirdi acaba? Ben söyleyeyim, kırkından sonra saz çalmak. Ah, gençsiniz daha. Öyle mi? Öyleyse bu söz üstüne saz değil, davul bile çalabilirim. Satma, bu iş olamaz. Olmaz olmaz, bu iş olamaz. Hiç yalvarma, bu iş olamaz. Olmaz olmaz, bu iş olamaz. Harun tamam, Zeynep'ten başka şey düşünemez oldu. Ne yapabilirim ki? Yapacak şey şu. Önce bendeniz, nüfus kağıdına bakmadan alıp sazı çalmaya başlayacağım. Yani aşkımızın birinci perdesi açılacak. Ne aşkı? Zat halinize olan aşkım tabii. Asrın Leyla ile Mecnun'unu oynayacağız. Şaka mı yapıyorsunuz? Şakasına pek şaka değil. Harun'un planı da öyle. Ya ben size sevdalanmış bir aşık rolünde evinize gireceğim, Zeynep'le dostluk kuracağım. Arkadan da arkadaşım Harun'la karşılaşacağız tesadüfen. Peki sonra? Sonrası Allah kerim tabii. Maşallah, aylardan beri ilk defa çalıyorsun. Yeni beste mi? Evet. İlham kaynağında Zeynep tabii, ha? Hı hı. Parçanın adı ne? Kalbi kırık serseri. Buluştunuz mu Fatma ile? Elbette. Hem de bir taşla iki kuş vurdum. Bilirim ne çapkın olduğunu. Hafif tüyü dökük çapkınımdır ama çenem kuvvetlidir sağ olsun. Öyleyse göster marifetini de onları Kamil'in pavyonuna getir yarın akşam. Elbette. Şimdiden geldiler sayamam. Ne hazırladın merak ettim. Sabret, öğrenirsin. Memnun oldum. Sizi görmüyorum ama Fatma sevdiğine göre herhalde çok iyi bir insansınız. Ayıptır söylemesi, biraz öyleyimdir. Oo, kitarınız da var. Fatma biraz da meslektaşınız sayıldığını söylemiştir herhalde. Herkesten şarkı söylemesi rica edilir, bense tersi. Kendim rica ederim dinlemelerini. Şimdi lütfen kulaklarınızı ayarlayın. Uzaklaşma benden öyle, dayanamam hasretine. Bu hasret senden gelirse, razıyım her şeyine. Gel benimsin sen, hep içimdesin. Yeter herkes bilsin, sevgimize özensin. Uzaklaşma benden öyle, dayanamam hasretine. İnanma el sözüne, benim gönlüm seninle. Gel benimsin sen, hep içimdesin. Yeter herkes bilsin, sevgimize özensin.
yaklaşma benden öyle. Dayanamam hasretine. Derdim en güzel çare seni sevmektir bence. Gel benimsin sen, hep içimdesin. Yeter herkes bilsin, sevgimize özensin. Uzaklaşma benden öyle. Dayanamam hasretine. İnanma hiç el sözüne. Benim gönlüm seninle. Gel benimsin sen, hep içimdesin. Yeter herkes bilsin, sevgimize özensin. Ay, çok tatlı söylediniz. İçim ferahladı. Öyleyimdir. Şarkı söylerken sesimin tadını arılar bile üşüşür. Zeynepciğimi ilk güldüren sen oldun. Öyleyse bu kahkahalı dostluğumuz şerefine sizleri gezmeye davet edebilirim. Fakat... Yo, tatlı ve iyiyimdir ama itiraz kabul etmem. Yani felekten bir gece tımbırdatıyoruz değil mi canım? Ne oluyoruz? Madalyonun öbür tarafı. Yani ebedi aşk. Güzel çalıyor. Hı hı. Herhalde tanınmış bir piyanist. Pek değil. Nasıl biri? Söylesenize. Yakışıklı, mağrur bir adam. Yalnız kendisi için çalar. Siz tanıyor musunuz? Hı hı, arkadaşım. Tanımak isterdim onu. Gelin tanıştırayım sizi. Buyurun. Çok güzel bir parça. Çok beğendim. Çok da iyi çalıyorsunuz. Kemal, arkadaşlarımı tanıtayım sana. Adım Zeynep. Ne oldu? Elimi sıkmadığınıza göre hoşlanmadınız benden galiba. Belki uzattığınız eliniz boşlukta kaldı. Onun için affedin beni. Onu öpmek gurur verirdi bana kör olmasaydım. Siz... yani... Gözlerimin parlaklığı yanıltmasın sizi, körüm. Ne oldu, sustunuz birden? Bana acıyarak baktığınızı biliyorum. Hayır. Alışığım böyle şeylere. Size görmeden nasıl çaldığımı mı anlatayım... ...yoksa sevgilinizi hatırlatan bir şarkı mı emredersiniz? Ben bunun için para alırım. Memnun kalırsanız belki bir kadehte içki ısmarlarsınız bana. Istırabınızı anlıyorum. Hem de çok iyi. Çünkü ben de körüm. Alay mı diyorsunuz? Eğer... ...gözlerimdeki yaşları görebilseydiniz... ...özür dilerdiniz. İnandınız mı? Affedersiniz. Görmediğinize sevindim dersem kızar mısınız bana? Hayır. Aksine heyecandan kalbim duracak sanki. Kader ilk defa bu gece yüzüme güldü. Karanlık dünyama ortak olacak bir melek buldum. Sizi kaybetmek istemem. Acaba evime çağırsam gelir misiniz? Evine mi? Neden olmasın? Gelirim. Vallahi benim kafam durdu. Neden? Kızın gözünü açtırma fikrin iyi. Ameliyat parasını ses yarışmasında verdirmen de alülala. Velakin bütün bunlar için koskoca bir köşk tutmaya... ...üstelik kör bir piyanist rolü oynamana aklım ermedi doğrusu. İşte o da senin meşhur lafın gibi madalyonun ters tarafı. Ha. Yani minel aşk, ha? Doğru. Seviyorum. Gazinoda ilk gördüğüm an başladı bu aşk. Büyülemişti beni. Sonra onu kör ettiğimi öğrenince büsbütün yakınlık duydum. Dünyam yıkıldı.
O andan beri de hayatımın bir parçası aradığım kadın oldu Zeynep. Ve aradığınız kadında tam vaktinde teşrif ettiler. Ve bendeniz hazretlerinin de aşkı Allah. Buyurun, yukarıda heyecanla bekliyor sizinki. Ben de tabii. Buyurun, bu tarafa buyurun. Buyurun. Yardım edeyim size. Büyük bir konak burası. Kemal'in bir arkadaşının. Yıkılıncaya kadar hem oturup hem de bekçilik ediyoruz. O çalıyor değil mi? Evet. Yeni bir şarkı besteliyor. Dün gece güç verdiniz ona. Çok güzel bir parça. İnsana huzur veriyor. Kemal, misafirlerimiz var. Zeynep Hanım'la Fatma Hanım. Hoş geldiniz. Çalışmanıza mani olduk. Bilakis. Çalışmaya başlamama sebep oldunuz. Ben mi? Evet. O akşam verdiğiniz heyecanla yeni şarkımı bitirmeye çalışıyorum. Çok sevindim. Ben de sevindim. Çünkü sayenizde piyanomuz paslanmaktan kurtuldu. Mehmet şakacıdır biraz. Ve de sabırsız. Bir an önce pul koleksiyonumu göstermek istiyorum Fatma'ya. Müsaadenizle. Çok candan bir insan. Öyledir. Yıllardır göz oldu bana. Bizim Fatmacık gibi. Gözlerimin yükünü 2 yıldır o çekiyor. Benim 10 yıl. Nasıl oldu? Bilmiyorum. Hiçbir şeyim yoktu. Bir gece yattım, kalktığımda gündüz olmamıştı. O günden beri bitmeyen bir gece başladı. 10 yıldır karanlıklarım sonsuzluğu içinde kahroluyorum. Siz iyi bilirsiniz o duyguları. Hem de nasıl? Tek ışığım müzik, tek dostum piyanoydu. Şimdi de sizsiniz. Benim de siz. Ben 2 yıl önce kaybettim gözlerimi. Nasıl oldu? Ne zaman hatırlasam, üzerime delice gelen o sarı arabayı görüyorum. Çarpıyor, çarpıyor, çarpıyor bana. Peki ya kazayı yapan? Sürat zevki için başkalarının hayatını hiçe sayan bir vicdansız. Yüzünü görmedim ama hissediyorum. Nasıldı? Kin ve nefretten örülü bir kabus. Kazayı hatırladıkça düşmanlığım öylesine şahlanıyor. Öylesine yürekten ah ediyorum ki. Dünyanın en uzak yerinde olsa duyuyordur beni. Eminim duyduğuna. Hem de kahrolasıya. Müthiş bir şey. İnsanın nefret ettiği kimseye bilmeden aşık olması ne acı. Bu oyunun sonu korkutuyor beni. İyi insandır Harun. Zeynep gerçeği öğrenirse yaşayamaz. Yaşar, yaşar. Aşk bu, aşk. Aşk her şeyi halleder. Benim derdimi bile. Bazen bir yaprak insanın hayalindeki bir sonbaharı çiziyor. Bazen de en yakın hissettiğini yaşatamıyor muhayyelesinde. Mesela sizi. Bense aksine. Bütün güzelliğinizi görüyor ve his. Saçlarınızdaki ışık bambaşka. Yüzünüz öyle bir sıcak pembe, öyle eşsiz bir al ki, o renkler gökkuşağında bile yok. Sonra o buğulu gözlerinizdeki sihir, o çocuksu dudaklarınızdaki saflık, güzellik. Görür gibi anlatıyorsunuz. Kör sezgisi. Belki daha da güzelsiniz. Bilmem. Besteniz nasıl gidiyor? Bitti. Bitti mi? Bu kadar çabuk mu? Sözlerimi dinlemek ister misiniz? Tabii. Kalbim aşkının bir esiri.
Seven kalpse bir serseri. Sevgi Tanrı'nın eseri. Sevdim oldum serseri. Ha, çok güzel. İlhamımı sevdiğim kızdan aldım. Herkes onun yerinde olmak ister. Ya siz? Belli değil mi sözlerimden? Ya ilhamım da, sevdiğim de sizsiniz dersem inanır mısınız? Neden bir şey söylemiyorsun Zeynep? Ağlarken konuşmak zor. Sevinç boğazımı tıkadı. Şarkımızı ilk ben okumak... Başıma geldi. Hem de en mutlu gecemde. Ama çok güzel söyledin. Alkışlar salonu doldurdu. Ya sonraki acıma sessizliği? Hayır, çok zor geliyor. Görmeyi bu geceki kadar arzulamadım hiç. Şu ana kadar da beni kör eden adamdan böylesine nefret etmemiştim. Onunla ilk defa beddua ediyorum. Bir daha şarkı söyleyemem. Sahneye çıkamam Kemal. Sen büyük bir şarkıcısın. Halkın malısın, ayrılamazsın sahneden. Umutsuzluğa kapılma. Artık tahammülüm kalmadı. Zeynep'in gözlerinin bir an önce açılmasını istiyorum. Onu kaybetmek bağısına bile olsa. İyi ama ona ameliyat parasını nasıl kabul ettireceğiz? Kabul etmeyecek. Kendi kazanacak. Nasıl? Harun şirkete bir ses yarışması açtıracak. Değil mi? Yarışma için bütün projeler hazır. Büyük bir para ödülü koyduracağım. Zeynep de altın sesiyle %100 kazanacak. Bir ses yarışması için 50.000 lira olağanüstü bir ödül. Yarışma düzenlenecek. Ve ödül 50.000 lira olacak. Önce geniş bir reklam kampanyası. Sonra tanınmış kişilerden büyük bir jüri... Ve bu konuda tam yetki istiyorum. Evet beyler. Tekliflerime itiraz olmadığına göre toplantı bitmiştir. Yarışmaya girmem derse Zeynep. El birliğiyle kandırırız. Bir korkum da yaptığımız oyunu öğrenmesi. Bence tek önemli şey gözlerinin açılması. Ya sonrası? Düşünmek istemiyorum. Bir haberimiz var Zeynep. Sana sormadan bir karar aldık. Ne kararı? Büyük bir ses yarışması düzenlenmiş. Kazanana 50.000 lira mükafat var. Bak bütün gazeteler yazıyor. Kazanırsan ameliyat olabilirsin bu parayla. İstemem. Neden? Seni tanıyalı beri görmemek zor gelmiyor. Birinin görünüşü aramıza bir ayrılık sokacak. Sihirli dünyamızın bozulmasını istemem. Birimizin görmesi bizi ayırmaz. Yaklaştırır. Gören ötekine ışık olur. Birimizin görmesi. Görmemi çok mu istiyorsun? Ne bahasına olursa olsun. Peki öyleyse. Yalnız bir şartım var. Senin şarkınla girersem. Şarkımızla? Titriyorsun. Mutluluktan sevgilim. Mutluluktan.
Büyük yarışmamızda birinci oldunuz. İsminize yazılı 50 bin liralık ödül çeki ilişik olarak sunuldu. Şirketimizle temas etmenizi rica eder, başarılar dileriz. Oh, tut bak. Oh, Allah'ım, büyük Allah'ım. Kurtuldun Zeynep, kurtuldun. Beni Kemal'e götür. Kemal. Kazandın mı? Kazandık sevgilim. Bakaya senin isteğinle girdim. Şimdi de benim senden bir ricam var. Önce söz ver. Ne olursa olsun bana hayır demeyeceksin. Söyle. Hayır, önce söz vereceksin. Peki. Söz. Bu parayla benim değil, senin gözlerinin açılmasını istiyorum Kemal. Zeynep, utanmasam bir çocuk gibi hüngür hüngür ağlayacağım. Ben ağlıyorum bile. Ne yazık ki verdiğim sözü tutamayacağım. Neden? Söylemiştim sana. Benim görmem imkansız. Ama sen görürsen elim, kolum, hayatım olursun benim. Unutmuştum bunu. Sana ışık olmak, her şeyin olmak için ameliyat olacağım. Nasıl geçti doktor? En geç bir hafta sonra görebilir sizleri. Oh, erdin muradına. Ama ne bu halin? Ne mi? Zeynep gözlerini kazandı. Ben Zeynep'i kaybettim. Gel de çık lafın içinden. Bitti bu hikaye ya. Asıl şimdi başlıyor. Karşısına onu aldatan kör piyanist olarak mı çıkayım... Yoksa yıllarca nefret ettiği insan olarak mı? Öyle ya. Gel de çık işin içinden. Fakir piyanist öldü. Bu mektup onun sonu. Benim de. Kötümser olma Harun. Belki de affeder. Hayır, hayır. Sadece nefret eder. Bu nefreti göze almaktansa ondan uzak, kalbinde yaşayan fakir bir bestekar olarak kalmak çok daha iyi. Kim olduğumu anlarsa hayatı ikinci bir kere kararacak. Bu konuda bana yardım edeceksiniz. Beni bulamayacak. Gözleri açıldığı gün bu mektubu ona verin. Açabilirsiniz gözlerinizi. Zeynep'im, ilk beni görmeni isterdim. Ama dünyalarımız ayrıldı. Yanında gölgen olarak yaşayamazdım. Nerede olursam olayım kalbim seninle çarpacak. İsmin karanlık dünyamın tek ışığı olacak. Beni anlamaya çalış ve affet sevgilim. Dertliyim ben sensizimle. Geçmişim dertliyim bir bilsen ben ne haldeyim. Geçmişim dertliyim. Ben sensizim, Leyli. Onsuz hayatın tadı yok. Bunu yapmamalıydı bana. Kör bir erkeğin senin yükselen şöhretinin gölgesinde yaşaması kolay mı sanıyorsun? Dağ olmak istemedi sana.
aşkını gururuna feda etti. Ama niçin? Seviyorduk birbirimizi. Onun gözleri açılsaydı ben kaçmazdım. Kulu kölesi olurdum. En iyisi kendini mesleğine verme. Mecbursun da. Mecbur muyum? Evet. Saat 5'te plak şirketinde randevum var. Yapacağın yeni plaklar için çağırdılar. Evet, gitmem lazım. Toparlan biraz. Böyle gidemezsin. Saçlarını yaptır, giyin, kuşan, kurtul şu matemden. Kendine yeni bir hava ver. Zeynep Somer Hanım geldiler. Buyursun. Buyurun efendim. Yarışma sırasında Avrupa'daydım. Resimlerinizden çok daha sıcaksınız. Soluk kesen bir güzelliğiniz var.